Ateşim mi? Fiko, ben tezgahın altında akrep gördüm. Sana belli etmedim de. Ne diyorsun hem sen? Uzat bakayım elini. Titriyor. Titriyor vallahi. Oğlum akrep soktuğunda vücut kasılır titrermiş. Abi ben o kadar kurşun yedim ölmedim şimdi. Benim kabutumun çivi seni bir böcek mi çakacak ki? Bak konuşamıyorsun da. Belirtilerden biri bu. Konuşamaz. Abi beni hastaneye götür ya. Yürü Fiko yürü. Al ceketini arabamdan atar sen de be. Ben de. Sen de yürü. Ulan bir tek sen kaldın. Seni kaybedemem ben. Efendim arzu ettiğiniz gibi daha önce cezaevinde görev yapmış memurlar burada. Ama bizim için biçilmiş kaftan bu. Bir dönem cezaevinde müdürlük yapmış. Alkol sorunu var bu yüzden de meslekten atılmış. Yakını yok, tek yaşıyor. Fotoğraftan da anlayacağınız gibi fiziksel özellikleri size uygun efendim. Tamam hadi şunu da konuşalım sonra da Fuat'ı servis edelim. Baba, müsait misin? Biraz konuşabilir miyiz? Lütfedip babanın aramalarına cevap verseydin elbette konuşabilirdik Murat Bey. Baba, Ali Rıza konusunda benden istediğin şeyi yapamayacağımı biliyorsun. Bir tek şey istedim senden. Şu hayatta babanı memnun etmek için bir tek şeyi ne zaman yapacaksın acaba? Emin misin? Umarım bu söyleyeceğim şey seni biraz olsun memnun eder. Füsun'la evlenmeye karar verdik baba. Karar verdiniz. Bu kararı vermeden önce bunu benimle, babanla istişare etmen gerekmiyor muydu? Gereksiz ve sonuçsuz tartışmalara girmemek için bu kararı şimdi sana söylüyorum baba. Hiç söylemeseydin daha iyiydi be. Anlaşılan o ki gözünüzde fikirlerimizin bir kıymeti yok. Baba, fikirlerimiz farklı olabilir. Hı-hı. Birbirimizden beklentilerimiz de farklı olabilir. Bunlar da boşa çıkabilir. Hı-hı. Ne olursa olsun babam olarak bu mutlu günümde yanımda olmanı istiyorum. Eğer avukat hanımın sevgisi sadece sanaysa diyecek bir lafım yok. Ama eğer derdi Ersoylu soy ismine varis olmaksa bunu ispat etmesi lazım. Anlamadım. Yok, anladın. Gayet basit bir söylediğim. Boşanma aşamasında senden hiçbir maddi talebi olmayacağına dair evlilik sözleşmesi imzalarsa benim için hiçbir sorun yok. O zaman sizin saf sevginize inanırım. Ve bu evlilik için üzerime ne düşüyorsa yaparım. Özür dilerim efendim. Bölüyorum ama önemli bir mevzu. Ne var Rıfkı söyle. Aşçının tarif ettiği adamı bulduk. Adamları yolladım, alıyorlar. Söyle beni beklesinler. Bu işte bizzat ilgileneceğim. Baba! Hayatım hakkında önemli bir konu konuşuyorduk burada. Konuşma bitti Murat. Ben az önce son sözümü söyledim. Günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hasta kabul etmeye başladın mı? Hayır. Bugün personel görüşmelerini yapacağım. Yarın da her şey hazır olmuş olacak. Bu seni daha az göreceğim anlamına mı geliyor? Bak şimdiden söyleyeyim.
Ben çalışırken inanılmaz ters bir insan olabiliyorum. Hasan abinin salonuna tanıklık ettim. Ali Rıza, ben babamla konuştum. Artık biraz daha anlayışlı. Biraz daha sakin. Ne yumuşattı babanı? Babam bana derdini açık açık anlattı. Ve sadece tek bir şartla ilişkimize onay verebileceğini söyledi. Şartını biliyorum halde. Ali Rıza, sence de kaygılanmakta haklı bir tarafı yok mu? Yani mutluluğumuz için hepimiz bir fedakarlık yapmak zorunda kalıyoruz. Babam köşesine çekilmeyi düşünüyor. Eğer sen de vazgeçersen... Ben senin için her türlü fedakarlık yapmaya hazırım. Ama benden istenen fedakarlık değil. Ben işimi bitirmeden girdiğim yoldan dönemem. Bana karşı duyduğun sevgi seni o yoldan döndürecek kadar güçlü değil mi? Halide, ben bunları düşünmüyor muyum, hesap etmiyor muyum sanıyorsun? En az baban kadar biliyorum bu yoldaki tehlikeleri. Farkındayım. Şimdi benim senin sevginle dolup taşan bir kalbim varsa... bu bir gün kardeşimin intikamını alacağıma inandığım için. Ben vazgeçersem her şeyden vazgeçerim. Hayatta tutunacak bir şeyim kalmaz. Bizden de mi vazgeçersin? Asla. Sen yanımda olduğun sürece senden vazgeçebilir miyim? Ali Rıza, biz ne yapacağız peki? Sen nasıl vazgeçemiyorsan ben de babamdan... Bir yolunu bulacağım. Babanı seni koruyacağıma ikna edecek bir yol bulacağım. Tamam. Merak etme. Söz. Sakin ol ya, sen ne kadar... Ya seni yer fıstığına falan mı? Ali Rıza. Otelde gidelim dedim ya. Lan tamam, sakin ol, kurtaracağım seni. Sen ne pimpirikli bir adam çıktın ya. Ali Rıza. Ne işiniz var lan sizin burada? Sana ne? Muhtar mısın? He? Görmüyor musun, hastan var. Hastan varsa kendi hastanene götür, haydi. Sen niye benimle uğraşıyorsun ya? Ben seninle uğraşıyor muyum? Senin işin gücün yok mu? Sen... babaların tetikçisi değil misin? Git, milletin bacağına sık. Git milletten araç topla. Benle niye uğraşıyorsun ya? Burak'la işiniz var sizin burada. Ya Halide Hanım, benim böcek mi ne ısırdı, benim akrep mi arı mı ne ısırdı? Ben kötüyüm ya, ben kötüyüm. Bir baksanız benimle, bir ilgilenseniz.